Pro hocam hoş geldiniz arkadaşlar. Bu dersimizde yine if-else e, üzerinde uygulamalar yapacağız. Şimdi e, bu dersimiz biraz daha farklı olacak. E, if-else öğreneceğiz, aynı zamanda checkbox ve benzeri şuradaki butonları öğreneceğiz. Yani e, hem kuralları öğretiyorum hem de tüm araçları kullanmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Evet şöyle yapalım şimdi. Öncelikle yine bir butonu koyalım. Buton. Gördüğünüz gibi butonumuzun ismi burada yazıyor. Buton 1. Şimdi bir tane de checkbox koyalım. Bir tane de checkbox. Checkbox'ımızı da buraya koyduk. E, pardon checkbox list koyduk. Ctrl Z dedim arkadaşlar. Ctrl Z dedim. Checkbox yukarıda. Şöyle gördüğünüz gibi check koydum buraya. Şimdi şöyle yapalım. E, i̇sterseniz isimlerini nasıl değiştirebileceğini biliyorsunuz bir önceki derste adı. Şimdi butonun üstüne tıkladım iki defa. E, yine bir if else uygulayalım. If diyelim. If check box e, check box e, nokta checked. checked checked Yani e, checkbox check üzerine tıklandıysa checkbox e, checkbox arkadaşlar e, nasıl diyeyim çek e, tıklamalı check checkbox yani e, kontrol edildi mi tıklandı mı tıklanmadı mı gibi anlamları check kontrol etmek demek Türkçe karşılığı şimdi şöyle yapalım if true true bunun anlamı arkadaşlar e, check box nokta checked yani e, eşittir true checkbox'ın box'un e, checkbox tıklandı mı tıklandıysa bir şeyler e, söyleyelim şöyle parantezi açıp kapatalım e, message box show checkbox tıklandı dedim checkbox tıklandı mesajını versin bize f5'e basıyorum f5'e evet yes diyelim f5'e basıyorum bir hata yaptık sanırım ki evet e, eskisi kalmış arkadaşlar e, bir önceki dersten kalan ctrl shift e, f5 yapabilirsiniz ve kapatabilirsiniz Evet. eskiden en son yaptığım kalmış şimdi yeniden f5 yapıyorum evet no diyorum ee, yeni bir proje açmam gerekiyor arkadaşlar. Şöyle yapalım. Şunu şu, kopyalıyorum. ctrl kestim. Evet. yeni Yeniden açacağım arkadaşlar. Kapattım bunu da. File, New Project Discard diyorum. Bir öncekini. Evet. Şimdi tekrar hızlıca bir buton, bir tane checkbox koyalım. Butonumuzun içerisine kodlarımızı tekrar yazalım. Tamam. Şimdi oldu arkadaşlar. Şimdi F5'e basalım. Evet. Gördüğünüz gibi şu ana ta almadık. Şimdi checkbox tıklanmadıysa yani butona basıyorum. Gördüğünüz gibi pardon herhangi bir şey olmuyor. Fakat checkbox'ın checklendiyse yani tıklandıysa butonu bastığımda gördüğünüz gibi checkbox tıklandı mesajını aldı. Gördüğünüz gibi herhangi bir şey yok. Şimdi şöyle yapalım. E, checkbox dedik. E, bunu söyledik. Şöyle başka ne yapalım? E, bu aynı zamanda turu false de edebiliriz false dersek de bu sefer tıklanmadığında gösterecek f 5e basalım tıklanmadığında butona basımda gördüğünüz gibi bu sefer yine mesaj aldı ee, yani biraz şimdi tıklarsam bana mesajı göstermiyor çünkü checkbox false dedik yani tıklanmadığında e, checkbox'ımız tıklanmadığında gösterecek. Böyle yapabiliriz. Bu bol type'te, boolean type'te. Şimdi şöyle yapı da yapabiliriz. Ünlem koyarsak başına aynı zamanda bu checkbox'ın tıklanmadığı anlamına gelir. Ünlemi kaldırsak sadece checkbox.check dersek yine checkbox'ın e, tıklandığı anlamına geliyor. Yani F5'e bastım da ben e, checkbox pardon. Şöyle büyüteyim biraz. Evet. F5'e bastığımda ben F5'e bastığımda geldi formum. Şimdi tıkladığımda tıkladığımda şu checkbox tıklandı anlamına geliyor. Eğer tıklandıysa mesajını gösteriyoruz. Butona basıyoruz. Gördüğünüz gibi checkbox tıklandı mesajını aldık. Eğer tıklamazsam gördüğünüz gibi herhangi bir şey olmuyor. Şimdi ünlem işareti koyarsak ünlem işareti koyarsak bu sefer ise tıklanmadı oluyor arkadaşlar. Tıklanmadı. Yani checkbox tıklanmadıysa oluyor. F5'e basalım. F5'e basalım dizayn bölümüne geldim. Şimdi checkbox'a tıklamasam mesajı alıyorum gördüğünüz gibi tıklanmadı mesajını alıyorum. E, fakat tıklarsam herhangi bir mesaj vermiyor. Sadece tıklamadığımda gördüğünüz gibi mesajı aldım. Şimdi tekrar gelelim e, kod bölümümüze. E, checkbox'lar böyle. E, şöyle bir şey de var arkadaşlar. Şimdi checkbox kalsın burada. E, bo boolean type'lar var. E, nasıl diyelim? Ee, nasıl gösterelim? E, ee, Boolean tablolar var. Herhangi bir şeyin doğru olup olmadığını e, gösteriyor arkadaşlar. Herhangi bir şey doğru mu değil mi? Onu nasıl yapacağız? Şöyle yapalım. Bool diye değişken tanımlıyoruz. Bool diye bol diye bir değişken. Boolean type'a giriyor bu arkadaşlar. Ee, değişken ismi buraya. Herhangi bir isim yazabiliriz. Ee, mesela araba diyelim. Araba var mı? Araba var mı? True. Eğer araba varsa yani doğruysa şöyle yapalım boolean type şuraya araba diyoruz araba Evet araba değişkeni sadece yapıyoruz if araba bu direkt böyle yaparsanız e, bunun anlamı eşittir turudur yani, direkt böyle yaparsınız if araba e, ne diyelim checkbox tık, e, bu sefer araba doğru diyelim arabam var diyelim arabam var ünlem işaretini koyalım F5'e basıyorum checkbox'ta bir alakası yok arkadaşlar. Checkbox bir önceki dersimizden kaldı. Şimdi butona bastığımda gördüğünüz gibi arabam var mesajını aldım. Neden? Çünkü e, true'ya eşitledim ben arabayı ve eğer herhangi bir işlem yapmazsanız sadece araba değişkeninizi yazarsanız bu bunu default olarak true olarak kabul eder. Başına ünlem koyarsanız bu sefer arabam e, yok demesi gerekiyor. E, fakat e, biz burada true yazdık değil mi? Araba true'ya eşit. Burada if ünlem işareti koyduğumuzda araba false eşit diye sorguluyoruz. Yani eğer araba false eşitse fakat true'yu eşit O yüzden bize herhangi bir mesaj vermeyecek. F5'e basıyorum. F5'e bastım. Pardon. Butona tıkladığımda gördüğünüz gibi herhangi bir şey vermiyor bu sefer. Neden? Çünkü true'ya eşit araba. False yazarsam buraya false yazarsam şimdi araba var mesajını yine alacağım. Çünkü neden? Burada ünlem işaretini koyduk başına. Yani burada olumsuzluk e, anlamı getiriyor ve false yoksa, arabam yoksa gibi düşünebilirsiniz. Butona tıkladığımda gördüğünüz gibi yine aynı mesajı aldık. Boolean type da böyle. E, son olarak da e, şöyle yapalım. Çınarist ederim. Değişkenler tanımlayalım. int a diyelim. E, 2 olsun. int b diyelim. E, 5 olsun. int c diyelim. 8 olsun. Evet. Şimdi if diyelim if if parantez açtım kapattım şöyle yapalım if a e, küçükse a küçükse b'den a küçükse b'den şöyle yapalım a küçükse b'den şuraya message box show diyelim ve bize e, ne desin a b'den küçük desin a b a küçüktür B'den desin. Evet. F5'e basıyorum. Şimdi butona tıkladığımda checkbox ile alakası yok arkadaşlar bu işlemlerin. Butona tıkladığımda gördüğünüz gibi A küçüktür B'den dediği gerçekten de A B'den küçük 2 5 gördüğünüz gibi. E, büyüktür dersek e, olmaz. E, çünkü büyük değil. O yüzden herhangi bir şey mesaj almayacağız. Butona bastığımda gördüğünüz gibi herhangi bir mesaj almadım. E, şöyle yapalım. a e, Şöyle yapalım başka ne yapabiliriz? Eşit değilse diyelim şöyle eşit değilse bize şu, mesela arasın. A eşit değildir B'ye diyelim. A eşit değildir B'ye. Evet. A eşit değildir B'ye. F5'e basıyorum. Butonu tıkladığımda A eşit değildir B yemesini alıyor. Çünkü A2 B5 gördüğünüz gibi eşitse yapalım şimdi. Eşitse A eşitse c C'ye diyelim. Eşit e değildir. C'ye bize eşittir mesajını versin. Eşittir eşittir C'ye desin. Eğer C'ye eşitse F5'e basıyorum. Evet, butona tıkladığımda gördüğünüz gibi herhangi bir mesaj almıyor çünkü C'ye eşit değil. Büyüktür, küçüktür, büyük eşit, küçük eşit de var arkadaşlar. Yani şöyle A büyük eşitse C'ye bize eşit bu bu mesajı versin. neyse değiştirmeyelim. Bu mesajı versin. Öyle mi? A, C'den büyük eşit mi? Hayır. Küçük eşit. Yani F5'e bastığımda ben herhangi bir mesaj almayacağım. Çünkü gördüğünüz gibi ne büyük A, C'den ne de eşit. Fakat siz küçük eşit koyarsanız olur. Yani ya küçük olacak ya da eşit olacak. Evet F5'e bastığımda butona tıkladığımda gördüğünüz gibi mesajı verdi yani burada mesajı önemli değil ne yazdığı önemli değil. Sadece e, denemek için, öğrenmek için yaptık. Büyük eşit, küçük eşittir de böyle arkadaşlar. Böylelikle küçük eşittir de, büyük eşittir de öğrenmiş oldunuz. Bu dersiniz bu kadar. Bir sonraki dersimizde görüşmek